Sen anlat kara deniz. Şimdi abi, ben senin hayatını kurtardım mı, kurtarmadım mı, onu bilmiyorum. Güzel beni misafir de ettiniz, eyvallah. Ama senin bana borcun falan yok yani. Bak şimdi sen orada olmasaydın, yani belki bana bir şey olmazdı. Ama bıçak yarası, iyi bilirim. Birkaç gün zor geçecekti. Benim bu hayatta hiç kimseye borcum yok, biliyor musun? Eyvallah. O zaman helalleştik diyelim. Neden? Yani benim biraz midem bulandı. Bu ilgi alaka falan iyi, güzel. Ama gereksiz yani. Peki. Sen bilirsin. Ben sadece teşekkür etmek istedim. Ettin işte. Bak. Murat. Her gün aynı işi yapan aynı şeyi kazanır. Her gün aynı yoldan gidip başka bir yere çıkacağını düşünmek aptallıktır. Öyle mi değil mi? Öyle mi değil mi? Senin gibi aklı başında, sağlam, mert bir adama ihtiyacım var. Aslında herkesin böyle birine ihtiyacı var. Abi, çakallık işleri bana göre değil. Yani şimdi sen kendini bunu mu yakıştırıyorsun? Ben böyle bir şey mi dedim? Hayır. Bak, işe ya da başka bir şeye ihtiyacın olursa haberim olsun. Eyvallah abi, sağ ol. Abi, anahtarı unuttun. Hangi anahtar? O anahtar benim değil. Belki senindir.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam baba. Ha, müsaade var mı? Tabii tabii baba, ne demek, hoş geldin. Gel gel çabuk, ayağına sağlık, çabuk çabuk geç geç. Murat'ı bana getir. Geldi mi gelmedi mi diye haber alamadım da. Yok baba yok, maalesef gelmedi. Hanife Hanım. Sen kimsin? Osman Hoca. Ha bildim bildim. Baban değil. He babam. Anan öldü mü? He öldü. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Aa, kaç yıl oldu? Maşallah maşallah. Karıyı öte tarafa göndermişsin ama dipçik gibisin, dipçik. Ay yanaklarımdan kan damlay. Yavaş. Ah, daire verdiğimden sen de ye. Eh, bakanın edenin yoktur şimdi. Hanife teyze, babamın bakan deden de var. Dertlenme sen. Hanife, haydi sen gitmeyeyim miydin, haydi. Ben mi? He sen, haydi. Yok ben gitmeyeyim. Aa, sen hocaydın değil mi? Hocayım, camide hoca. Hangi cami? Şeyde, uzakta, bayağı uzakta, merkezde. Öyle biz Ramazan. Teravihlerde görüşürük. Ah, Tahir'e getirdiğimden ye. Saniye, küçük bir kavanoza. Ben? Ona ver, tamam mı? He he. İlacımı göndermişsiniz. Allah razı olsun. Cümlemizden, cümlemiz. Bu kadına kim aklı gidiktiyse yalan söyleyeyim vallahi. İşine geleni pek de güzel hatırlay. Ne diyorsun sen öyle mır 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 mır? Diyorum ki, işine geleni ne kadar da güzel hatırlaysın. O kadar da güzel hatırlaysın ki işine geleni duyaysın yani, onu diyorum. Ha. He. Ah, ilacımı bitince gene haber veririm. Gönderirsin ama Tahir'le gönderme. Vuruyorum ben onu. Hanife teyze haydi sana uğurlar olsun. Haydi. Haydi sen yolunda uzun anca gidersin. Haydi bakalım. Tamam. Oluyor. Haydi haydi. Akıl gitti. Ay baba. Vallahi sinirlerim tepeme çıkar. Ulan sen iyice ver tazak! Ulan sen ne boka yerersin ulan! Ulan bir senin de yaralı parmağı işe! Ama yok! Sen sadece yemeği bulmuşsun ha! Ulan ben de diyorum nazar bunu niye terk etti? Ulan bu kadın senden bir fışkı olmayacağını anladı! Ondan terk etti seni lan! Her gün aynı işi yapan, aynı şeyi kazanır. Her gün aynı yoldan gidip başka bir yere çıkacağını düşünmek aptallıktır. Öyle mi değil? Öyle mi değil? Senin gibi aklı başında, sağlam, mert bir adama ihtiyacım var. Aslında herkesin böyle birine ihtiyacı var. Şakallık işleri bana göre değil. Yani şimdi sen kendini bunu mu yakıştırıyorsun? Ben böyle bir şey mi dedim? Hayır. Thank you.
Alo Fatih. Neredesin sen ha? Neredesin? Şişt, bana bak. Araklı tünel çıkışında sahilin oradayım. Biliyorsun orayı. Yanıma gel, kimse de bir şey deme, tamam mı? Tamam, kaybolma bir yere, gelirim. Haydi baba, uğurlar olsun. Ya Murat'tan haber olursanız beni de haberdar edin ha. Olur olur, tabii tabii, ederiz. Hadi bakalım. Hadi. Osman baba, hoş geldin. Hoş bulduk evladım, hoş bulduk. Baba? Ay canım kızım ben. Nasılsın bakayım, iyi misin? İyiyim babam, iyiyim. Maşallah, maşallah. Gidiyor musun? He, biraz çarşıda işlerim var, oradan camiye geçeceğim işte. Tamam, ben bırakayım seni Osman baba. Vallahi çok iyi olur, hadi bir an evvel gidelim. Abim kumluğa geçmiş ha. He. Ben bir abimi göreyim, sonra da beraber Yiğit'in okul çıkışına yetişiriz. Ben gelir alırım seni. Neden? Ben gelemiyor muyum? Oğlum nefesim, sen nasıl istersen. Görüşürüz yenge. Nefes Hanım, Nefes Hanım. Siz içeri geçin bakalım. Sabah yüreğimi ağzıma getirdiniz zaten. Hey haydi tamam haydi geç haydi. Merak ettim ya. İnsan bir haber verir. Abla. Right. Murat neredesin sen? Oğlum bu araba nereden çıktı? Araba benim. Senin. La bırak dalga geçmeyi. Nereden çıktı bu araba? Dalga geçme değil mi ikizim? Benim böyle bir arabayı almam mümkün değil. Hele hakkım hiç değil. Biz anca abilerimizin üstüne ruhsatlı arabalarla şoförlük edelim değil mi? İkizim sen iyi değilsin ha. Niye Fatih niye? Ha? Niye? Evde pişenin ucundan tırtıklayalım. Bütün gün iç gibi çalışalım. Hiçbir şeye sahip olmayalım. Hiçbir konuda söz hakkına sahip olmayalım. Ha? Payımıza düşen bu mu? Öyle tok evin aç kedileri gibi. Üstüne bir de azar. Yetmedi üstüne bir de sopa. Ha? Hak ettiğimiz bu mu Fatih? Oğlum amma dram ettin. Tamam sakin ol. Vallahi ikizim. Sen senin önüne konan üç kuruşla kuyruk salla öyle. Tamam mı? Ayıp ediyorsun ama. La uyan oğlum uyan. Ayıbı ben etmiyorum. Ben nazarı sırtıma vurdum kaçırdım. Nereye? Eve. Nereye soktum kızı? Yiğit'in odasına. Murat. Bak tamam Mustafa abim çok yanlış etti. Ama sen de artık uzatma be. Bak gel gidelim kumluğa. Yarın kuma çıkacağız. İşimize bakalım. Mustafa abim de bunun stresinde biliyorsun. Uzatma be kardeşim. İkizim ben sana bir şey diyeyim mi? Mustafa abim bir konuda haklı. Ben nazarı aldım eve götürdüm. Kız baktı dedi ki, la dedi bu nasıl adam? Böyle adam mı olur? Soktu beni çocuğun odasına. Bu herifin dedi bu evde bir tane odası bile yok. Hani fare deliği geçemez kuyruğuna kabak bağlar hesabını. Böyle adam mı olur dedi. Haksız mı? Haklı. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Ben sana diyeyim. Ben de sana bir şey diyeyim mi? Sen yanlış yoldasın ha. Vallahi iki zul. Doğruysa da yanlışsa da yol benim yolum. Mustafa abimin arkasından gözlerimi bağlayıp da öyle tintin yürüdüğüm yol benim yolum değil. Anladın? Bundan sonra yanlış yoldan yürüyeceksem de kendi yolumdan yürüyeceğim. Ben sana gözlerini aç diye söylüyorum bunları. Anladın? Nereden çıktı bu araba? Kim bilir ne bok yedin de verdiler sana bu arabayı. Uyan ikizim uyan. Aç şu gözlerini. Aç gözlerini de kendi yolunu seç. Her gün aynı şeyi yaparsan kazanacağın da aynı olur.
Selamünaleyküm. Aleyküm selam Tahir. Aleyküm. Bak, 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 bak. Gelin ya, gide bak. Bak. Abi başlamışsın yine saydırmaya. Bir dur da. Ne durayım? Daha ne kadar durayım Tahir? Kurban olayım söyle. Biri zaten orada da yok. Öbürünü bir işe koy, sonra otur arkasından ağla. Ney? Pasam? Çocukları okula bırakacak. Oğlum nereye dur lan bu okul? Ulan yürüyerek mi gidip gelipsin sen bir okula? Nereyesin oğlum sen? Ha? Gel o boyla. Ulan ben sizle mi uğraşacağım? İşime gücüme mi bakacağım oğlum? Neredesin lan sen? Abi yeter de. Yetmiyor işte Tahir ha. Bunlara yetmiyor. Dövüşün olmuyor. Sövüşün olmuyor. Yetmiyor ya bunlara. NATO kafa, NATO mermer. Abi. Ne abi? Ayıp oluyor ama ha. Ah canım ben. Ne oldu? İzzet-i nefsine mi dokundu? Oğlum sizde ha bu kadarcık izan olsa az iki işin ucundan tutarsınız ha. Yediğiniz ekmeğin hakkını verirsiniz ama yok. Nereye? Bir de her şey tamammış gibi adam oldunuz ya. Sevdalı yediysiniz ha bir de. Allah'tan bu nazar meselesi patladı ya. Patlamasa ne olacak? Ben biliyorum ha tutacak bu berrak kolundan getirecek üç gün sonra eve. Neden? İşte abi. Allah'tan kızlar akıllı ya. Akıllı da hem kendilerini kurtardılar hem de beni kurtardılar. Vallahi billahi. Heh, dön arkana git şimdi. Abi. Ne abi? Senelerince lafın gittiği yere hiç bilmiyorsun ha. Tahir, kurban olayım bak bari sen başla. Allah rızası için biz sen başlama. Ne yapıyoruz? Efendim anne? Mecaz sahip bir bohça verdiydi. Hani içinde böyle patikler matikler vardı, battaniye vardı. Ne oluyor? Attık biz onları ana, attık. Niye? Mercan kendini niye öldürmeye kalktı? Ne bileyim, öyle bir kız o. Daha önce de yapmışlığı var. Allah yardımcısı olsun. Öyle değil işte. Yani? Tahir'e onu unutamadığını söylemiş. Bir de üstüne intihara kalkışınca. Şaşırmadım doğrusu. Çocukluğundan beri Tahir'in peşinde dolanır dururdu. Hani... Bir sene sonra bitti dedim, geçti dedim. Hani birlikte de nefes lezzetleri falan ettiniz ya. Dedim bitti gitti. Ama bitmemiş demek ki. Öyle, öyle. Bitmemiş. Anne ben ne yapacağımı bilemedim. Yani onun işlediği, ördüğü, üzerine hayaller kurduğu... Patiği, battaniyeyi ben çocuğum için nasıl kullanayım? İyi etmişsin kızım. Doğru etmişsin. Thank you.
Bir de babama demez mi ki dipçik gibi adamsın yanaklarından kan damlayı diye. Bakanın da edenin de yoktur diye. Ulan yaşına başına bakmadan yılacaktım gari. Ya aman abla ya boş ver. Bana da Sadullah mıdır? Bir öyle birini ayarlamaya çalıştı. Beni Tahir'in kardeşi zannetti. Ya bilirim. Tahir'le torunum ne kadar iyi anlaştı diye. Deli midir nedir ya? Tebekkel gari. Sen onu bunu bırak da kontrolde ne oldu? Nereden çıktı şimdi bu kontrol bana demedin? Niye demedin nefes? Vedat yüzünden. Oo. Geberdi gitti hala kurtulamadık şu heriften. İlla arkasına sövdürecek ha. Tahir'e bir CD bırakmış. Ne CD'si? Kendini kaydetmiş. Eğer nefes hamile kalırsa ya da çocuğu doğurmak isterse çocuk da nefeste ölür demiş. O ne demekmiş o ya? Valla tövbe yarabbi demekten dillerim çürüdü ha. Bilmiyorum abla. Hasta mıymış? Sadece taşıyıcı mıymış? Aman işte. Yalan yanlış demez. Herkesi huzursuz eder. Ultrason'a gittik. Her şey normal. Ha, çok şükür. Olan Tahir oldu. Yazık bana söyleyememiş. Kendi huzursuz olmuş. Aman geçti gitti işte. Son adiliğini de yaptı. Ay bu adam ne kadar manyakmış ya. Ya gördük gördük de bu kadarına da pes valla. Sen yine iyi kurtuldun he. Kurtaran sağ olsun. Geldim paşam geldim. Ha nefes. Ben şunu emzireyim de bir kahve içelim yeter de çok çalıştık. Tamam abla ben şunları asayım kahveyi hazırlar seni çağırırım. Heh tamam yaşa. Hadi ellerine sağlık ellerine sağlık. Oy kurban olsun anası bu ne? Geçti mi sinirin? Deniz çağırıyor beni Tahir. Dalıp dalıp gidiyorum ha böyle uzaklara. Hayrolsun. Hayrolsun abim, hayrolsun. Bu ara bir acayipsin zaten. Nereye gidiyor? Ben gönderdim abi. Kaç kurtar kendini aslanım dedim ha bu bizim ihtiyarın fırtınasından. Tahir kurban olayım de bana haksız mıyım oğlum ya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam kaptan. Yaptın mı hazırlığını? Safa açık yürük ha demir alacağız. Hazır hazır. Alacağız inşallah. Olanları duydunuz mu? Hayırdır? Daha dün bir bugün iki. Dört kişi ha o Gence denen herifle masaya oturmuş bile. Paşa gönülleri bilir. Sen akşam göreceydin ha. Nasıl mort etti herifi Tahir. Kıpkırmızı oldu ha böyle kulakları. Selamun aleyküm. Müsaade var mı? Selam. Hoş geldin. Selam Ali. Nasılsın iyi misin? Ya abi sen nasılsın? Ne olsun be çok şükür. Ali ne oldu abi bizim burayı patlatanlar? Yok abi ondan bir şey çıkmadı. Zaten çıkmasını da beklemiyordum. Neden? Devran bu basit bir soygun değil. Nasıl yani? E şimdi akıl var mantık var. Burayı soyup ne yapacaklar ki? Üstelik içeride Murat uyurken. Öyle kasayı masayı kurcalamışlar. Ali. Oğlum kapı açık. Adam 2.80 yatıyor. Dediler abi biz bu Murat'ın üstünden ceketi de alırız. Patlattılar kasayı Ali ne diyor yani? İyi de abi. 2-3 bin lira için bu riske girmeye değer mi? Altında başka bir şey var diyorsun yani. O paraları almaları düzmece. Birileri size bir mesaj göndermek istiyor. Bana müsaade. Hayırdır? Gidip şu Fikret'le bir laflayayım. Dün gece Genco'nun yanındaki tavrı hiç hoşuma gitmedi. Burayı da patlatan o değilsin ha. Genco kim? Bakacağız. Haydi eyvallah. Allah'a emanet koçum. Abi Genco kim? Gel Ali gel. Gel bir çay içelim. Hadi gel kapat.
Hoş geldin Gence Bey. Hoş bulduk Davut. Oğlum nerede? Ula beyim sabahtan beri yok. Telefona da cevap vermiyor. Sana bunu söylemeyecektim ama. Hayırdır beyim? Senin oğlan bu sabah beni limanda bıçaklamaya kalktı. Tesadüfen orada bulunan bir delikanlı kurtardı benim canımı. Affedin beyim. Ettim zaten, ettim. Utancından bir yerlere saklanmıştır o şimdi. Ortalık yatışsın çıkar o meydana, merak etme. Eğer ararsa söyle ona affettim onu. Gelsin elimi öpsün. Kendi işine baksın burada. Yalnız bir daha atların yanına yaklaşmasın bak. Allah razı olsun beyim. Çok sağ ol. Tamam, tamam, tamam. Evet. Genco Bey. Evet. Murat ben. Ha? Ya ben de seni arayacaktım. Çocuklara numarasını bulun dedim. Tam zamanında aradın. Gel de şu arabanın ruhsat işini çözelim. Nasıl yani? Ruhsat benim üstüme mi olacak? Araba senin olduğuna göre olması gereken o değil mi? Peki neredesiniz? Çiftlikteyim. Gel biraz laflarız. Ben konum atıyorum şimdi sana. Tamam geliyorum. Davut sen işine bak. Emredersin beyim. Sonra şunu da oradan kaldır. Baş üstüne beyim. Bana bakın. Paketi hemen getirin. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Acele edin. Hadi. Fikret abi, Tahir Bey geldi. Hayret, bu sefer nasıl fark ettiniz? Gelsin gelsin. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldin. Ha bize böyle çay may bir şeyler verin ya. Buyur otur. Kim bu genç o? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Torunum nasıl iyiyimdir? Ha bu Vedat'ın palavralarını nefes kızıma söyleyip canını sıkmadın değil mi? Ne yapmaya çalıştığını anlarım. Anlarım da. Bence anlamayasın da. Neyse. Torunun iyi. Sağlığı sıhhati yerinde. Nefese gelince ona söyledim. Karımdan bir şey saklamak hoşuma gitmedi. Bugün doktora gittik. Ultrasona baktırdık. Bir sıkıntı yok. Her şey temiz. Senin dediğin gibi Vedat'ın gider ayak attığı bir kazık yani. Şimdi sana aile sıcaklığını yeterince yaşatabildiysem söyle bakalım. Kim bu Genco? Ve senin onunla ne alakan var? Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Bu taraftan lütfen. Beni takip edin. Güçlü biri. Her güçlü adam gibi karanlık tarafları olan biri. Peki ne iş yapar bu güçlü adam? Cemil ne iş yapaysa o işi yapar.
Ben ne iş yaparsam o işi yapayım. Sen ne iş yaparsan anladığım kadarıyla o işi de yapacak. Herkes nasibini yer. Doğru. Ama bu herifte fazlası var. Silah iş mi yapayım? İşlerinden biri. Seninle bağlantısı ne? İş. Evlat, iş. Adam bir teklif getirdi. Hepsi bu. Ha bu böyle gördüğün herkese cephe almayı bırak. Ekmeğine bak. Çünkü herkes öyle yapayım. Ben de öyle yaparım. Peki sen niye gittin de onun yanına oturdun? Anlamamakta ısrar edeysin. Sakin. Temkinli. Uyanık ol. Sadece genç Oyut değil. Hiç kimseyi ama hiç kimseyi kendi elinle alıp karşına koyma. Koyarsan... Koyarsan? Ha bu adam niye benim karşımda diye hesap sorma şansın olmaz. Çünkü sen kendi elinle koydun. Anladın mı? Ben hak görmediğim adamın yanında durmam. Bu heriften de hoşlanmadım. Hoşlanmak zorunda değilsin. Bizim Kumluk'taki ofisi dağıtmışlar. Ali'nin demesine göre de öyle basit bir soygun değil. Bir mesaj, bir gözdağı verme. Son zamanlarda da bize mesaj verecek tek bir kişi var. Şüphenin delile ihtiyacı yoktur. Şüphe her zaman yanında ikna edici delillerle gelir. Şüphe eden için ikna edici deliller. Ha bu da adamın gözünü karartır. Yapma. İşine bak. Sadece işine bak. Benim de bildiğim bir şey var. Çemberin ya içindesindir, ya da dışında. Peki. Eyvallah. Selametle. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ya biraz stres atmak lazım değil mi? Silahlarla aran nasıl? İyidir. Bak şimdi, iddialı konuştun. İyidir diyorsun ha? Tamam öyleyse. Kafaya tek kurşun. Sırayla. Ha? Önce sen. Güzel tabanca. Güzeldi. Atmama gerek kalmadı. Kaybettim. Hadi şöyle ormanda biraz yürüyelim. Temiz hava alalım ha.
Alo Devrem. Buyur Devrem, emret. Estağfurullah, ricam olur. Bu Genco tarman mıdır, yarman mıdır, ne karın ağrısıysa? Onu bir araştırabilir misin? Şu Mustafa abinin bahsettiği, gemilere falan talip olan adam değil mi? Aynen o Devrem. Ofisteki soygun dümeniyle birleştirdi değil mi? Pek emin değilim. Ama yine de bir kaşımak lazım. Tamam, ben bakarım. Bana bak, sağa sola zıplama sakın. Hem senin için söylüyorum, hem de ters bir durum varsa herifi uyandırmayalım. Tamam Devrem, tamam. Ben bu tamam tamamları biliyorum ya, neyse. Eyvallah Devrem, eyvallah. Nefesim? Ben taksideyim. 5 dakikaya oradayım. Tamam, geldim ben. Tahir Bey? Müdür Bey selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yiğit Hanım'a geldiniz herhalde. Aynen öyle. Nefes Hanım yok mu? Yolda geliyor. Güzel. İsterseniz Yiğit öğretmenler odasında. Yeni öğretmenimizle işe başladı. Hem de tanışmış olursunuz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Peki, sağ olun. İyi günler. Aslanım benim. Öğretmenim, babam Tahir. Kaleli. Baba, öğretmenim... Hazan, biliyorum aslanım, biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Biz babanla tanıştık Yiğit'ciğim. Annenle de. Nefes Hanım yok mu? Geliyor, yolda, merak etmeyin. Yiğit'in öğretmeni sizsiniz yani. Sakıncası mı var Tahir Bey? Ben öyle bir şey demedim. Demeseniz de ima ettiniz. Yalvarırım, şikayet etmeyin. Yalvarmadım. Rica ettiğimi söyledim. Rica kelimesinin anlamını biliyor musunuz Tahir Bey? Yok, bilmiyorum. Öğretmensiniz ya, siz öğretin. Ya artık çok geç ama yani bu saate kadar öğrenmediyseniz... artık elimden bir şey gelmez, kusura bakmayın. Lan inşallah karşılaşmayız dedik. Başımıza gelene bak. Ben de bu duruma bayılıyor değilim. Çok sevindim. Sevinmenizi, üzülmenizi beni enterese etmiyor. Enterese etmiyor, yani ilgilendirmiyor. Bakın, onu biliyorum işte. Ha, sadece rica kelimesiyle ilgili bir sorunuz var galiba. Tahir. Biz. Hoş geldiniz Nefes Hanım. Anne, öğretmenle tanıştın mı? Biz annenle de tanışıyoruz Yiğit'ciğim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Teşekkürler.